Merhaba, B37 eğitim videomuza hoş geldiniz. Öncelikle makinemizin içerisinden çıkan aksesuarlarımızdan size bahsedeceğim. Aksesuar kutumuz şurada ön taraftadır. Bu şekilde açıyoruz ve içerisinden çıkan aksesuarlarımızı alıyoruz. İçinden çıkan aksesuarlarımız sırasıyla yatay ikinci iplik tutacağımızdır. Birincisi şurada sabittir. İkincisini de şu şekilde buraya yerleştirerek takabiliyoruz. Buraya yalnızca küçük makaraları takıyoruz. Büyük makaraları makinemizin arkasından yere koymamız gerekiyor. İçinden çıkan temizleme fırçamız, sökücümüz, ilik açıcımız, yedek iğnelerimiz, iplik keçemiz, sırasıyla iplik tutucularımız, mekik ve normal tornavidamız, masuralarımız, ilik ayağımız, şeffaf dikiş ayağımız, fermuar dikme ayağımız, düğme dikme ayağımız. Makinemizin içinden çıkan parçalarımız bu kadar. Makinemizin elektrik kablosunun bir ucunu prize, bir ucunu makinemizin sağ tarafındaki girişe takıyoruz. Makinemiz pedallı ve pedalsız olmak üzere iki farklı şekilde çalıştırılabiliyor. Eğer pedalı kullanacaksak makinemizin sağ tarafındaki pedal giriş yerine pedalı koyup pedalımızı da yere yerleştiriyoruz. Daha sonrasında makinemizin açma kapama düğmesinden makineyi açıyoruz. Şimdi öncelikle size masura sarmasını göstereceğim. Makinenin sesini daha da azaltmak için keçemizi buraya yerleştiriyoruz. Dip kısma. Daha sonrasında makinemizin altına kesinlikle dikiş ipi kullanıyoruz. Filo şipliği makinemizi istersek üstüne takabiliriz ama masuraya kesinlikle ve kesinlikle dikiş ipi sarıyoruz. Makaramızı buraya yerleştirdik. Makara tutucumuzla oraya sabitledik ve ipimizi şuradaki kesik okları takip ederek masuraya doğru yönlendiriyoruz. Boş masuramızı buraya tepeden taktık. İpimizi şuradaki dübelden ok yönünde döndürerek yerleştiriyoruz. Daha sonrasında birkaç tur masuramızın etrafına ipimizi doluyoruz. Bu makarayı sağa doğru çektiğim takdirde makinemiz şu anda kendini otomatik olarak masura sarma moduna alıyor. Ve tek yapmamız gereken düğmeye basıp masura sarmayı harekete geçirmek. Masura sarmamızı yeteri kadar sardıktan sonra buradan durduruyoruz. Pimi sola doğru çekip masurayı yukarı doğru kaldırdığımızda alıyoruz. Şimdi makaramızı buradan çıkaracağım. Çünkü ben dikişte size filo şiplik kullanacağım. Makinemizin filoşluğu nasıl güzel dikiş yaptığını görmenizi istediğim için. Şuraya makarayı yine yerleştirdim. Makara tutucusuyla sabitledim. Daha sonrasında bu sefer kesik olan okları değil düz olan okları takip ederek şu parçanın alt kısmına doğru ipi alıp şuradan dümdüz aşağı iniyorum. Yukarı çıkıyorum. Horozum burada. Horozum eğer ki aşağıdaysa yandaki volan sayesinde horozu yukarı alıp horozun sağından soluna ipimi yönlendiriyorum ve şuradan geçtiğini muhakkak görüyorum. Daha sonrasında dümdüz aşağı indim ve iğnemin hemen şu uç kısmında sol tarafta bir çentik var. O çentikten ipimi geçiriyorum. İplik takımı da bu kadar. Otomatik iplik takıcıyı kullanmak için dikkat etmeniz gereken çok önemli iki husus var. Bunlardan bir tanesi baskı ayağının kesinlikle aşağıda olması. İkincisi ise iğnenin en yukarı pozisyonda olması. En yukarı pozisyonu almak için de yandaki volanı kullanıyorum. Bu şekilde iğneyi en yukarı pozisyona rahatlıkla alabilirim. Daha sonrasında şurada bir kolum var. Bu kolum aşağı indiriyorum. Şuradaki dübelden aşağıdan yukarı ipi doluyorum. Bu parçayı arkaya doğru şöyle ittirdiğimde iğnenin ucundan küçük bir metal parça geçiyor. Bunu gözünüzle görebilirsiniz dikkatli baktığınızda. İpi alttan yukarı doğru o parçaya veriyorum ve ipi bırakırken parçayı da bıraktığım takdirde ipim geçiyor. Fakat ipliğiniz filoşsa biraz evvel bende olduğu gibi kaygan olduğu için geri gelebilir. O yüzden elinizi muhakkak şuraya koyun. Şu şekilde destekleyerek arkadan ipi çekin. Daha sonrasında ayağımızı havaya kaldırıyoruz ve şuradaki yarıktan ipi arkaya doğru alıyoruz. Şimdi mekiğimizi masuramızı yerleştireceğiz. Bu mekiğin kapağını açmak için şuradaki siyah parçayı sağa doğru çekiyoruz ve kapak gördüğünüz gibi fırlıyor. Bunu aldık. Bu kapaktaki görselde de gösterdiği gibi masuramızın yönünün saat yönünün tersinde olacak şekilde mekanizmanın içine yerleştiriyoruz ve en sağdan en sola
kolu şu şekilde hareket ettiriyoruz. Şuradan bir metal yer var. O metal yerin arasından şu şekilde ipiniz geçiyor ve yukarı geliyor. Bunu doğru takıp takmadığınızı anlamak için iğnenizi şu şekilde aşağı yukarı yaptığınız zaman, alt ipi yukarı aldığınız zaman şu şekilde masuranın üstünden geçtiğini muhakkak görmeniz gerekiyor. Aksi takdirde makinanız altına iplik toplayacaktır. Çünkü makinanız her türlü alt ipi yukarı alır ama şu şekilde görünmesi çok önemli. Daha sonrasında şu kapağı önce sol sonra sağ olmak üzere takıyoruz. Ve makinemiz artık dikişe hazır. Makinemizi pedal ve pedalsız olmak üzere iki farklı şekilde çalıştırabildiğimizden bahsetmiştik. Pedalımızı takmadığımız zaman bu düğme bizim makineyi çalıştır ve durdur düğmemiz. Bastığımızda çalışacak ve bastığımızda duracak. Bu düğme bizim ileri geri düğmemiz. Bu düğmeye basılı tuttuğumuz yere kadar makinamız geri dikiş sağlar, bıraktığımızda düz dikişe devam eder. Otomatik desen sonunda durma düğmesi. İğne aşağı yukarı düğmesi. Hız ayar çubuğumuz. Pedalsız kullanımda hızımızı buradan belirliyoruz. Buradan da seçmiş olduğumuz fonksiyonlara göre şuradaki rakam değerlerini artırıp eksiltebiliyoruz. Şimdi size makineyi kullanacağım. Ayağımızın altına kumaşımızı yerleştirdik ve baskı ayağını aşağı indirdik. Makinemiz ilk açıldığında birinci desende, yani dikiş desenindedir. Desenlerimizi şuradaki çekmecede duran kılavuzdan görebiliriz. Bu kılavuzun içerisinde benim size videonun başında göstermiş olduğum iplik takmalar şu şekilde sembolik olarak gösterilmiş. Buradan da videoda kaçırdığınız bir şey varsa bakıp kontrolünüzü yapabilirsiniz. Daha sonrasında makineyi buradan direkt olarak çalıştırıyorum. İleri geri düğmesi sayesinde dediğim gibi ileri geri dikişimi yapabiliyorum rahatlıkla. Hızımı buradan ayarlayıp daha hızlı ya da daha yavaş çalışmasını sağlayabiliyorum. Durdurdum. Diyelim ki ben zigzag deseni seçmek istiyorum. Şu şekilde şurada kısa çizgiler var rakamların altında. Bu kısa çizgileri sağ ve sol ok yardımıyla yerlerini değiştirebiliyorum. Eğer sıfırın altındaysa yukarı aşağı ok sayesinde desenler arasında onarlı olarak ilerleyebilir. Eğer ki ikisinin altında kısa çizgi varsa aşağı yukarı ok sayesinde desenler arasında birer birer ilerleyebilir. Eğer ki zigzag eni yerinin altındaysam buradan zigzag enini yukarı aşağı oklarla yine rakamsal değerini büyütüp küçültebilirim. Sırtlık seyreklik ayarını da yine aynı şekilde aşağısındayken şu şekilde artırıp eksiltebilirim. Şimdi ben dediğim gibi size zigzag desenini seçeceğim. Zigzag desenimiz 5 numaralı desen. Şu şekilde oklarla 5 numaralı desene gidiyorum. Ve makinemi çalıştırıyorum. Dediğim gibi zigzag eniyle yine aynı şekilde buraya gelip şu şekilde oynayıp sıklık seyrekliğinde de böyle oynadıktan sonra da yine aynı şekilde makinemi kullanabilirim. Makinemizin tansiyon ayarını buradan yapıyoruz. Tansiyon ayarı dediğimiz şey alt iplik ve üst iplik dengesidir. Eğer ki üst ipiniz çok fazla alt ipe geçiyorsa bu rakamı yükseltmeniz, eğer ki alt ipiniz çok fazla yukarı çıkıyorsa bu rakamı düşürmeniz gerekecektir. Bunun ayarlamasını kumaşta dikişinizi görmeden yapamazsınız. Muhakkak kumaşta bir dikişinizi yapın. Çünkü ipliğinize ve kumaşınıza, hatta desenize göre bu ayar farklılık gösterebilir. Ayağı kaldırıyoruz. Kumaşta yönümü değiştiriyorum. Diyelim ki buradan dekoratif bir desen yapmak istedim. Dekoratif desenlerden herhangi birinin rakamını biraz evvelki gibi giriyorum. Mesela 49 numaralı desen. 40'a geldim. Daha sonrasında buradan 49'u seçtim. Ve makinemi çalıştırıyorum. Hiçbir ayar yapmama gerek yok. O bana otomatik olarak zaten desenin zigzag enini ve sırtlık seyreklik ayarını veriyor. Ben sadece ekstra bir durum olduğunda buradan ayarlamalarımı yapabilirim. Şimdi desen sonuna durmasını istiyorum. Köşe dönüşü sağlayacağım ya da atıyorum desen yarıda kalmadan durmak istiyorum. Bu düğmeye bir defa basıyorum. O desenin sonuna geldiğinde otomatik olarak kendisi duruyor. Eğer ki iğnemi aşağı konumlandırırsam iğnem aşağı
gider. Bu şekilde ben en uygun köşe dönüşünü sağlayabilirim. Ve sen sonunda durma düğmesine tekrar bastım. İğneyi aşağıda konumlandırdığım için iğnem aşağıda kaldı. Yine köşe dönüşümü sağladım. Makineyi çalıştırıyorum. Sen sonunda düğmesine bastım yine. İğnemi yukarı kaldırdım. Ayağımı kaldırdım. Şu şekilde her döndüğüm köşenin birbirinin aynısı olmasını sağlayabiliyorum. Ve işim hiçbir şekilde farklılık göstermiyor. Makinemizin ayağını değiştirmek için şurada tam ayağın arkasında siyah bir düğme var. Bu düğmeye bastığımız takdirde ayağımız şu şekilde aşağı doğru düşüyor. Ayağımızı alıyoruz. Ve ilik ayağımızı yerine tıkacağız. İlik ayağımızda çok önemli bir püf nokta var. Bu ilik ayağımızda otomatik ilik açtığı için makinemiz düğmemizi arkasına koyup boyut vermemiz gerekiyor. Şu kol sayesinde burayı genişletip şu iç mekanizmaya normal standartlarda düğmenizi koyuyorsunuz. Şu an bizim düğmemiz olmadığı için nosuramızı göstereceğim size. Buraya sıkıştırdıktan sonra düğmenizi şuradaki dübeli şu ayağın altı oluktur. Bu oluğa denk gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Yerleşmediği takdirde ayağınızı ön arkaya hareket ettirebilirsiniz. Yerleşmesi için de baskı ayağını aşağı indiriyorsunuz her defasında. Şu şekilde oturduktan sonra zaten ayakla birlikte hareket ediyor. Daha sonrasında ilik deseni seçeceğiz. İlik desenimiz şurada kartelada görmüş olduğumuz numaralardan seçiyoruz yine aynı şekilde. Mesela 18 numaralı iliği yapacağız diyelim. Hemen buradan 10, buradan da 8'i rahatlıkla seçebiliyoruz. Daha sonrasında ayağımızın altına kumaşımızı yerleştiriyoruz. Fakat buradaki ikinci püf noktada şu. İliğimiz her zaman için önden başlayıp arkaya doğru gidiyor. Yani siz ilikte bir boy belirlediniz. İğnenizin pozisyonunu buraya koymuyorsunuz. Buradan başlayıp öne gelmiyor çünkü. Tam tersi buradan başlayıp geri gidip tekrar buraya geliyor. O yüzden işaretlediğiniz yerin ön kısmına koymalısınız. Şu şekilde kumaşımızı yerleştirdik ve ayağımızı aşağı indirdik. Daha sonrasında ilik açması için şurada bir kolumuz var. Bu kolumuzu şuradan aşağı doğru indiriyoruz. Siyah koldur bu. Bu kol hiçbir şekilde şöyle ayağın üstünde kalmayacak, yukarıda kalmayacak. Tamamen aşağı inmiş ve bu parçanın arkasına geçmiş olması lazım. Hatta elinizle şu şekilde ittirdiğinizde arkaya gidip gitmediğini kontrol edebilirsiniz. Doğru olan pozisyon çünkü ittiğinizde arkaya gitmesidir. Daha sonrasında makinenizi çalıştırmanız yeterli. O sizin arkaya koyduğunuz düğmenin boyutunda size iliğinizi açacak, bitirecek ve duracak. Hiçbir şekilde farklı bir şey yapmanıza gerek yok. Yine iliğinizi açarken iliğinizin sırtlık ve seyirlik ayarını şuradaki düğmelerimizden rahatlıkla yapabiliyoruz. Biraz evvel videonun başında size göstermiştim sırtlık seyirlik ayarımızı nereden yaptığımızı. Oradan yaparak tekrardan ona bir boyut kazandırabilirsiniz. İliğimiz bitti. Makinemiz duruyor. Durduğu zaman da dıt diye ötüyor farkındaysanız. İlik bitti diye size uyarı veriyor. Şu şekilde iliğinizi açıp ortasını kestikten sonra rahatlıkla kullanabilirsiniz. İliğiniz bittikten sonra yine aynı şekilde yan taraftan ipi kesiyoruz. Ve ayağımızın hemen şurasını indirdiğimiz kolu muhakkak yukarı çekmeyi unutmuyoruz. Tamamen yukarı itiyoruz. Aksi takdirde aşağıda kalırsa, tamamen itmiş olmazsanız makineniz sürekli olarak size error verecektir. O yüzden kolu tamamen yukarı ittiğinizden emin olun. Şimdi size makinemizin genel bakımından bahsedeceğim. Makinenizin eğer ki iplik takımını yanlış yaparsanız altına iplik toplatırsınız. Bu tip durumlarda şuradaki plakayı söküp bu mekiğinizin iç kısmında bir ip kaldı mı bunu kontrol etmeniz gerekebilir. Ya da mekik ayarı yapmanız için bu plakayı çıkartmanız gerekebilir. Şu an bunu nasıl yapıyoruz? Öncelikle iğnemizden ipimizi çıkarıyoruz, komple söküyoruz. İğnemizde ipimiz olmayacak. Daha sonrasında daha rahat bir görüş alanı için ayağımızı çıkarıyoruz. Bu kapağı açıp mekiğimizi içinden masuramızı alıyoruz. Daha sonrasında şu küçük tornavidanızla şuradaki vidaları gevşeterek çıkarıyoruz.
kenarlarımızı söktük, çıkarttık. Daha sonra şuradan şöyle kaldırdığınızda bu plaka zaten geliyor elinize. Bunu buradan alıyorsunuz. Şöyle yavaşça oynata oynata, hatta baskı ayağını şöyle şuradan kolla biraz daha fazla kaldırıp alabilirsiniz. Daha sonrasında bu mekanizmanın burasında herhangi bir şey var mı bunu muhakkak kontrol ediyorsunuz ve mekiği şöyle tuttuğunuzda elinize gelecektir. Bu mekiğin şurasında bir vida var, iki tane vida var aslında. Biri düz, biri yıldızdır. Düz olan yerden şu aparat sayesinde alt ipinizin dengesini ayarlayabilirsiniz. Daha sonrasında bu mekanizmanın içerisinde bu aparatı yerleştiriyorsunuz. Şu şekilde en sağa doğru çevirmiş olmanız lazım. Şu şekilde olmayacak. En sağa dönmüş olacak. Daha sonrasında şu mekanizmayı yine aynı şekilde az evvel çıkarttığımız vaziyette baskı ayağını en yukarı pozisyona getirerek içerisine doğru yerleştiriyorsunuz. Zaten gördüğünüz üzere oturuyor. Ve vidaları önce sağ ya da sol fark etmeksizin ikisini takıp sıkıştırıyoruz. Makinenin yağlaması, temizlenmesi bu kadar. Yağlama kısmına gelecek olursak vidaları sıktıktan sonra makinenizi her açtığınızda muhakkak yağlamanızı tavsiye ediyoruz. Her açtığınızda kullanmadan önce yağlıyorsunuz. Kullanıp kapattıktan sonra değil. Mekanizmanın şu iç kısmında bir tane delik var. Hemen çanozun olduğu yerde, az evvel masurayı koyduğumuz yerde. O delikten bir damla yağ damlatıyorsunuz makinenin içerisine. Dediğim gibi tekrar söylüyorum. Her açtığınızda makineyi yağlarsanız makinenin sesi ilk günkü gibi kalır. Tornavidayla bu vidaları güzelce sıktığınızdan muhakkak emin olun. Daha sonrasında masuranızı yerleştirip mekik kapağınızı kapatıp işleminize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.